çok hareketlilik var gibi gözüküyor. Nasıl bir fuar bekliyoruz? Şimdi bir kere İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, fuarımızın adı. Antika bu sene biraz daha sanata göre az. Ağırlıkla sanat eserleri, galeriler yer alıyor fuarımızda. Bu sene tabii her sene artan bir ivmeyle, büyüyen bir ivmeyle devam ediyor. Bu sene 4. edisyonu. Fuarımız 15 Kasım, 19 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak Lütfü Kırdar sergi salonunda. Sanat ve antika severleri fuara ziyarete bekliyoruz. Fuarda oldukça değişik sergiler var. Mesela Saltanat Yolu sergisi var. 36 tane Türk padişahının portrelerinin yer aldığı. İlk kadın Türk ressamının sergisi var. Hala Asaf'ın sergisi var. Sanat severler için ilgi çekici, kaçırılmayacak bir fuar olduğunu düşünüyorum. Zaten Türkiye'de yapılan konusunda tek fuar. Bu anlamda tüm sanatseverleri bekliyoruz. Fuarımız klasik Türk sanatçılarından çağdaş Türk sanatçılarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi barındırıyor. O yüzden ilginç olacağını düşünüyorum. Artioks olarak aslında şunu yapmak istiyoruz. Sanatı biraz daha kitlelere yaymak istiyoruz. Bu amaçla da özellikle sanat eserlerine yatırım konusunda zorluk çeken genç arkadaşlarımız ve sanatı sadece bir zümreye aitmiş gibi gören arkadaşlarımız diyoruz ki biz bu bariyerleri kaldırdık. Artık serbestçe sanat eserlerine yatırım yapabilirsin. Peki Artioks ne yapıyor burada? Artioks sanat eserlerini blockchain teknolojisiyle tokenize ediyor. Ve bunların kitleler tarafından rahatlıkla erişilmesini sağlıyor. Biz burada şunu yapıyoruz. Sanat eserini tokenize ediyoruz belli sınırlı sayıda ve bunun sonrasında da sanat eserini halka arz ediyoruz. Aynı bir şirketi hisse senetlerini halka arz eder gibi. İsteyenler burada 1 lira, isteyenler 1000 lirasıyla yatırım yapabiliyorlar ve daha sonra da bir sanat yatırımcısı olarak, dijital olarak gerçek bir sanat varlığına yatırım yapmış oluyorlar ve bunun değer artışından kadın ressamlarından biri ve bugün çok özel 36 eserle fuarda yerini aldı. Neler söylemek istersiniz? Şimdi fuar yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlayacak. Bu bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Hala Asaf'ın 85 yıl sonra ilk defa tamamen Hala Asaf'a dedike 36 adet eseri, bazıları çift yönlü olmak üzere ilk defa sanatseverlerle bu vesileyle buluşmuş oldu. Buradaki amacımız da zaten İAF fuarının çok yüksek sayıdaki katılımcısına ulaşabilmekti. Dolayısıyla mutluyuz. 36 eseri de bütün sanatseverlere açmış olduk inşallah. Burada sizin gördüğünüz eserler Gölgeler koleksiyonuna adını verdiğim, yaklaşık olarak yani pandemi başında çıkartmaya karar verdiğim bir koleksiyona ait eserler. Aslen piyanistim. Sanatçı bir ailede büyüdüm. Annem Gazi Keman'dan, kardeşim Bilkent üzerine şu anda UCSB'de Amerika'da okuyor. Besteci. Ben de hem İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda hem de daha sonra Royal Akademi'de piyano eğitimi gördüm. Babam da resim yapıyordu. Böyle bir sanatçı ailenin içerisinde yıllar geçti. Pandemi başında ailede bazı kayıplar oldu ve onlar üzerine o dönem şöyle bir hissim vardı. Dedim ki bizim dış dünyada çok renkli hayatlarımız var gibi gözüküyor ama işin gerçeği öyle değil. Herkes kendi dünyasında, kendi içinde farklı duygusal travmalar, farklı duygusal boşluklar yaşıyor. Benim bu hissi dışarı vurmam gerekiyor ve insan figürüyle çalışmak istiyorum. Hayatım boyunca yağlı boya tablo çalıştım. Bu defa gerçekten bir anlam bulmuştu yapacağım şey. Ama gerek Türkiye'de gerek yurt dışında farklı sanatçılar, insan figürü üzerine çalışan farklı sanatçılar var ama gölgelere anlam yüklenmiş çok fazla bir koleksiyon yok. Onun üzerine dedim ki gölgeler üzerinden anlatmak istiyorum ben bunu. Ve bu renkli insan figürleriyle bizim dış dünyadaki bedenimizi, gölgelerle de içimizdeki dünyadaki aslında duygusal durumumuzu ortaya koymaya çalıştım. Sonrasında da ne kadar mutluyum ki bir şekilde sanatseverlerin karşısında bu duygular karşıya geçti, bir karşılık buldu ve insanlar bu duyguları aldığı için bana geri
beslediler, geri bildirimde bulundular ve bu da benim için tekrar bir motivasyon oldu ve bu yolculuğa devam ettim. Diğer tablolarda peki renkleri kullanışınız? Mesela Forgotten Emotions'ta bu unutulmuş duygular, bahsettiğim baştan beri üzerine değindiğim o gölgelerin hislerimizi yansıtması. Bu defa burada gölgeler, yine hikayeler hep gölgelerde gizli. Gölgeler bu defa daha büyük ama daha flu, net değil, keskin değil. Bunun sebebi de aslında zaman içerisinde biz hislerimizi unutuyoruz ve hislerimize dönüp bakmadığımız sürece aslında onların unutulmuş, üstü kapanmış oluyor. Buradaki o unutulmuş hikayeler, unutulmuş hisler dememin sebebi de gündelik hayatımıza devam ederken aslında unuttuğumuz hislerle yaşamımız. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapılarını açtı. Nasıl sizce fuarın gidişatı, nasıl eserler gördünüz? Valla açılış için inanılmaz bir yoğunluk var. İnsanlar özlüyorlar galiba bu tür etkinlikleri. Ben de böyle kliniğimden çıkıp koşa koşa geldim. Yakın komşuyuz zaten. Çok güzel eserler var. Heyecan verici tabii ki bu. Sanatı, sanatçıyı her zaman için destekliyoruz. En çok ne tarz eserler dikkatinizi çekiyor? Ya ben şöyle söyleyeyim, Ergin İnan tarzı eserleri çok beğeniyorum, onun yaptığı eserleri. Onun dışında farklı yabancı sanatçılar var. Takip ediyorum yani, hoşuma giden birkaç eser var. Buradan boş çıkmamayı düşünüyorum aslında. Bence olağanüstü bir durum. Resimler üzerine yorum yapmak bana düşmez. Katıldım aslında 4-5 tane resimle. Çok mutluyum, çok güzel. Sizinle de ön plana çıkan birisiniz. Çok da güzel eserleriniz var. Bugün de İstanbul Antika ve Sanat Fuarı'ndayız. Çok güzel eserlerinizi burada da görüyoruz. Ne kadarı satıldı eserlerin? Soru zor geldi. Ya şimdi ben çok üretmiyorum açıkçası. Yani böyle kendi yaptığım işin mükemmelini arayan bir insanım. Onu yapmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla çok eser çıkmıyor. Çıkan eserler de sağ olsun sanatseverler ediniyor. Yani satıldı diyormuşum. Çoğunluğu diyelim. Ama önemli olan paylaşmaları, yani bizi mutlu eden işin parasal yanından çok birinin yaptığınız işi beğenip evine, ofisine, bir yere taşıması. O manada sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Bir yerlere gidecek resimler. Sanatın birçok disiplininde yer alan birisiniz. Gerek oyunculuk, gerek resim olsun ama hepsi sizi besliyor mu? Hepsinde ayrı ayrı bir yerden mi bakıyorsunuz? Yoksa bir tanesi içlerinden daha sizin için ayrıcalıklı mı? Şimdi şöyle tabii, mesela televizyon işini konuşalım, sizin yaptığınız işi. İşte kameraman arkadaşım çekiyor, siz mikrofon uzatıyorsunuz, yönetmen arkadaşımız yönetiyor. Ya da oyuncularla yapılan işlerde filan. Bu işin günah sevabı hepimize ait. Ama resimde günah sevap bende. Yani kötü bir şey olursa hesabı bana sorarlar, iyi bir şey olursa da ödülünü ben alıyorum. O yüzden... Ha burada tabii galericime de bazen iyi sergilemezse ona da bir şey sorarlar. Arkada o da çekiyor. Dolayısıyla resim daha bireysel, öbürü daha çokça insandan yapılan bir iş. İkisinin farkı bu ama ikisinden de besleniyorum. Hep de şey diyorum, yani hayat sanatla daha güzel. Sanatın insanı güzelleştirdiğini düşünüyorum gerçekten. Hem ruhen, hatta bazen yüzüne bile yansıyabilir. Dermişim ki güzelliğimi oraya borçluyum. Yani sonuçta beni iyi tutuyor. Hem resim, hem oyunculuk, hem televizyon sektöründe yaptığımız zaman zaman, ki eskisi kadar yapmıyorum artık işler. Hepsi birbiriyle akraba işler. Ağırlıklı olarak eserlerinizde İstanbul'u görüyoruz. İstanbul'a derin bir aşk var diyebilir miyiz? Ya tabii, şimdi İstanbul bir kere gerçekten hani bir şehri İstanbul ki bin şehre bedel diyor ya şair. Gerçekten öyle bir şehir. Kaosuna rağmen ben de hasbelkader işimden dolayı dünyanın bir yerini gezdim ama İstanbul'un büyüsü beni gerçekten büyülüyor. Bir de ben biraz yorumlu resim yapıyorum, birebir yapmıyorum. Biraz şehir plancı gibi çalışıyorum. Mesela Galata'da meydan yoksa büyük bir meydan yapıyorum. Galata Kulesi'ni Galata Köprüsü'ne bağlıyorum bir yolda filan. Beğenmediğim bir şey varsa yok ediyorum. Bazen oraya bir heykel ya da ağaç bir şey koyuyorum filan. Yani kendimce bir böyle masalsı bir İstanbul yapmaya gayret ediyorum. Sizin de
birçok sanatçının eseriyle birlikte yer aldığınız bir fuar. Kimleri görüyoruz yerinizde? Hangi sanatçılar var? Yerimizde Selim Turan, Abidin Elderoğlu, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Mübin Orhan, Hale Asaf, Devrim Erbil, Komet, Ercan Ayçiçek, Sertap Yayın, Kadir Ablak, sanat gibi sanatçılarımız mevcut şu anda. Müşayek.